Kapalı alanlara girişle ilgili altın kural, tehlikeli koşullar ya da maddeler yüzünden ciddi bir yaralanma ya da ölüm riski olan yerlere, bir kişinin girebileceği genişlikte olan alanlarda ya da birinin içinde kapalı kalabileceği alanlarda uygulanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas City Rafinerisi. Taşeron firmalar DDU reaktörlerinden birinde çalışmaktadır. Reaktörün içine katalizör yüklüyor ve söndürme işlemini yürütüyorlardı. Kanal, yangın riskine karşı nitrojen gazıyla doldurulmuştu. Nitrojen gazı solunursa öldürücüdür. Bu yüzden takım oksijen maskeleri kullanıyordu. Tehlike bölgesi olarak belirlenen tepe güvertenin üzerine de iskeletten bir barikat kurulmuştu. Bu bölgeye giren herkes oksijen maskesi takmak, bunun yanında emniyet kemeri takılı bir güvenlik elbisesi giymek zorundadır. Canlandırmamızda yalnızca standart oksijen maskelerini gösteriyoruz. Ancak tam bir yaşam koruma sistemi için zehirli gaz ortamlarında çalışırken tüm güvenlik önlemleri alınmalıdır. Burada barikata tehlikelere karşı bir uyarı tabelası asılmış. İşçilerden Ed Porter kanalın içinde çalışmaktaydı. İş arkadaşları ise yukarıdaydı. Kevin Cornett gözetmendi. Carl Williams da barikatın dışında beklemekteydi. Ed, kanalın içinde üst bölüme ulaşmaya çalışıyordu. Bunun için de merdiveni kaldırmaya çabalıyordu. Ancak merdiven tek başına kaldıramayacağı kadar ağırdı. Bunun üzerine Ed, Kevin'i merdiveni biraz yukarı çekmesi için çağırdı. Ancak Kevin de merdiveni kaldırmayı başaramadı ve o da Carl'dan yardım istedi. Kapalı alana oksijen maskesiz girmek. Dengesini kaybederek kanalın içine düştü. Düştüğü yer 2 metre aşağıdaki birinci reaktör tabanıydı. İçerideki nitrojen gazından ötürü kendinden geçti. Carl, tehlikeli bölgeye güvenlik kıyafeti, emniyet kemeri olmadan ve oksijen maskesiz girmemeliydi. Bu hatası yüzünden kanalın içinde boğularak öldü. Kapalı alanlara girişle ilgili altın kural şöyle der. Bir kapalı alana diğer tüm seçenekler tükendiğinde girmelisiniz. Sorumlu kişi tarafından güvenli çalışma izni hazırlanmış olmalıdır. İzin belgesi gerektiğinde postalanmalı ve ilgili herkese ulaştırılmalıdır. İşte çalışan herkes işi yapmaya yetkili olmalıdır. Çalışma alanına etki eden tüm enerji kaynakları devre dışı bırakılmış olmalıdır. Ortamdaki hava kalitesi ya da gaz konsantrasyonu risk değerlendirme yetkilisi tarafından belirlenerek yeterli sıklıkta testlerle doğrulanmalıdır. Gözetmen mutlaka giriş noktasında beklemelidir ve tüm izinsiz girişler önlenmelidir. Zehirli gazlı ortamlarda çalışmak özel güvenlik ekipmanı gerektirir. Bu ortamlarda çalışanlar daha katı güvenlik önlemleri almak ve bu önlemleri çalışma ortamının çevresinde de uygulamak zorundadır. Altın kural yalnızca zehirli gazlar ya da düşük kaliteli havaya sahip bir ortam için uygulanmaz. İşçilerin kapalı kalabilecekleri küçük alanlar ya da çabucak ayrılmalarının zor olduğu yerler için de altın kural geçerlidir. Her türlü kapalı alana girişi kontrol ediyor musunuz? Teksas'ta risklerin değerlendirilmesi, haberleşme ve taşeronların kontrolü konularında büyük bir ilerleme sağlanmıştır. Herkes nitrojen gazının tehlikelerini kavramalı ve bu konudaki güvenlik kurallarına niçin uymak zorunda olduğunu bilmelidir. Teksas, gelecekte nitrojen gazıyla çalışmak zorunda kalmayabilir. Çünkü onlar bu ölümcül gazı kullanmadan işlem yapabilmek için başka yöntemler geliştirdiler. Böyle bir durumda işi tamamlamak için şansınızı denemeyi düşünür müydünüz?
Eğer güvenli değilse önlem alınıncaya kadar işi bırakın.